Kardeşimin ölümünden sonra yani aile olarak bayağı çöktük. Recep kardeşim ölümünden sonra bir kardeşimi daha kaybettik. Yine aynı Sümer Park'ın hemen aşağısında. Yani bir sene içinde iki kardeşimizi birden kaybettik. O psikolojik olarak zaten bayağı çöktük. Recep'in ölümünden sonra zaten aile olarak korkuyorduk. Yani doğru dürüst dışarı çıkamıyorduk. O psikolojik olarak her an bizi de gözaltına alırlar, ortadan kaldırırlar şüphesiyle. Yani korkuyorduk. Biz Recep'in ölümünden bir sene geçmeden sen Murat kardeşim öldürüldü. Recep'in olayın olduğu hemen birkaç metre aşağısında oldu. Hani biz onun ölümü bile şüpheyle bakıyorduk. Yani o Recep'in ölümden sonra Murat'ın da o şekilde olmasıyla yani bayağı bitkin halde bir şekilde eve kapandık. Annem dilsiz sağır. Zaten o kendi olarak psikolojiyle zaten bitmişti, çökmüştü. Biz kapıya da dışarı çıkarken bile ağlıyordu, çıkmayın sizi de öldürür diye. Yani o psikolojik olarak yaşıyorduk. Olmadı, evi buradan taşıdık. Yani artık burada duracak, yani burada kalacak şekilde bir psikolojik olarak yapamıyorduk. Ben Recep kardeşimin ölümünden sonra ben özel güvenlik kartımı iptal ettiler. Benim adıma soruşturma açıldı. 2012 yılında bir paylaştığım Kürtçe müzikten dolayı bana dava açıldı. Bir sene 6 ay bana ceza verdiler. Özel güvenlik kartımı iptal ettiler. İşten ayrıldım. Dava süreci zaten Recep'in ölümünden sonra 2 yıl arada geçtikten sonra idaname hazırlandı. Yani bayağı o da baskılarla sürekli avukatların aracılığıyla savcılara baskı yaparak hani neden soruşturma açılmıyor, neden idaname hazırlanmıyor. Yani her şey ortada olmasına rağmen 2 sene sonra idaname hazırlandı. Zaten Recep'i vuran kişi tutuklanıp 40 gün içeride kaldıktan sonra oğlusunun CİMER'e başvurup tekrar serbest bırakıp görevine devam etmesine. Bu Berat kararını zaten daha soruşturmanın başındayken ben bekliyordum. Çünkü yapan kişi güvenlik kolluk görevlisi ise zaten cezasızlıkla sonuçlanacağını tahmin etmiştim. Aslında Doğu ve Güneydoğu'da polislerin silah kullanma yetkisini bayağı hafifletmişler. Yani keyfi olarak istediği şekilde kişiyi öldürseler ceza almayacağını biliyorlar. Ama bunu kalkıp Karadeniz bölgesinde bu şekilde hareket edemezler. Yani kararın herhangi bir şey çıkacağını zaten biliyordum. Yine de davamın üzerine durmayı istedim ki yine duracağım. Hani gerekirse burada herhangi bir sonuç çıkmasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı düşünüyorum. Şimdi zaten taraflı tarafsız şimdi adalet diyoruz ama adaletin tarafsız olmasını beklerken taraflı onun diyorum. Yani hiç 2012 yılında 8-9 yıl arada geçmesine rağmen bir Kürtçe müzik paylaşıp da ceza alınıyorsa bir insanı katledip yani bir insanın canı bu kadar değersiz olup ceza almıyorsa taraflı tarafsız belli oluyor zaten. Yani iki yönlü kullanılıyor. Yani adalet Kürt'e başka şekilde işleniyor. Diğer şekilde başka şekilde işleniyor. Ben talebim yani ne diyeyim bir şey diyemiyorum ki. Yani benim talebim bu tür suçları işleyen kişi kim olursa olsun cezasız kalmaması lazım. Bir insanın canı bu kadar değersiz olmaması lazım. Yani bu Kürtmüş, Türkmüş ya da herhangi biriymiş. Yani bir insanın canı bu kadar değersiz olmaması lazım. Kim olursa olsun bu şekilde işleyen cezasını çekmeli. Yani adaletli olmak lazım. Yani ben yaşadığım sürece yani biliyorum yarın öbür gün ben başıma da bir şeyler geleceğini de biliyorum. Yine de bu davanın başında duracağım. Yani sonuç ne olursa olsun yani sonuçta benim canım yanmış, ailemin canı yanmış,
kolay değil bir sene içinde iki genç kardeş yetirmek. Hele ki başka kişiler tarafından vuruluyorsa, sebepsiz ve suçsuz yere öldürülüyorsa, yani bunu yapan şahıslar elini kolunu sallayarak, yani içimiz yanıyor. Yani az da olsa bir cezanın almasını istiyoruz.